Uğur Kırtasiye'nin sunduğu ana haber bültenimiz başlıyor. Korku TV ana haber bültenine hoş geldiniz. Bugün 9 Kasım Cuma. Sizler için hazırladığımız haberlerimize başlıyoruz. Korkuteli Belediye Başkanı Hasan Ali İrban, göreve geldikleri ilk günden itibaren başlattıkları park ve yeşil alan çalışmalarına aralıksız olarak devam ettiklerini belirtti. Korkuteli Belediye Başkanı Hasan Ali İrban göreve geldikleri zaman başlattıkları parklar ve yeşil alan çalışmalarına aralıksız olarak devam ettiklerini belirtti. Yaz aylarında birçok mahallede park ve yeşil alan çalışması yaptıklarını açıklayan Başkan İrban bu alanda yaptığımız çalışmalar kesintisiz devam ediyor dedi. Belediyeciliğin sadece yol yapmakla bitmediğini açıklayan İrban, göreve gelir gelmez bismillah dedik ve farklı alanlarda çalışmalar başlattık. Bunlardan birisi de parklar ve yeşil alanlar oluşturmaktı. Bu yönde de başarılar elde ettik. Kısa sürede incelemeler yaparak raporlar oluşturduk. Bir salıncak bile kurulmamış mahallelerimiz vardı. Buraların bazılarına parklar ve yeşil alanlar yaptık. Var olanların da bakımlarını yaptık dedi. Bir yerleşim alanında bulunan bireylere daha uygun ortamlar oluşturmak ve ihtiyaçlara göre bazı hizmetleri şekillendirmek gerekir. Şeklinde sözlerini sürdüren Başkan İrban, İnsanların yeşil alan kullanımını ve yeşil alan gereksinimini önemsiyoruz. Bu nedenle park alanları, park alanlarının içinde çocuk oyun alanları, yeşil alanlar ve şartlar uygunsa spor alanları oluşturmaya devam ediyoruz. Korkuteli ve Korkuteli halkına hizmet etmek için biz bu göreve talip olduk. Bu doğrultuda çalışmalarımıza ararıksız devam ediyoruz şeklinde konuştu. Bağımlılıkla Mücadele İlçe Kurulu Toplantısı Kaymakam Ömer Cimşit'in başkanlığında 8 Kasım 2018 Perşembe günü komisyonda görevli kurum amirlerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıya İlçe Emniyet Müdürü Hakan Selen, Mal Müdürü Mehmet Ümit Ulusan, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmet Yıldız, İlçe Jandarma Komutanı Ali Yıldız, İlçe Sağlık Müdürü Oya Dirican, Gıda Tarım Hayvancılık İlçe Müdürü Özlem Çağırıcı, Sosyal Yardımlaşma Vakfı Müdürü Müşerref Özgen katıldılar. Toplantıda bağımlılık ile mücadele çalışmaları ele alındı. İlçemizde bağımlılıkla etkin mücadele kapsamında ilgili kurum ve kuruluşlarca bugüne kadar yürütülen çalışmalar ve alınan sonuçlara ilişkin bilgi paylaşımında bulunularak bağımlılığın önlenmesi ve mücadele edilmesi noktasında alınması gereken tedbirler ile toplumun çeşitli kesimleri tarafından koordinasyon ve işbirliği içerisinde yürütülebilecek çalışmalar da değerlendirildi. 2018-2019 eğitim öğretim yılı, demokrasi eğitimi, okul meclisleri, ilçe temsilcisi seçimi, Perşembe günü saat 10'da ilçemiz Hacı Etem Kavukçu Anadolu Lisesi toplantı salonunda yapıldı. İlçemizde il öğrenci meclisi için ilçe temsilcilerinin belirlenmesi amacıyla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce seçim yapıldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında 2004 yılında yapılan protokol uyarınca uygulamaya başlanan Demokrasi Eğitimi ve Okul Meclisleri projesi kapsamında İl Öğrenci Meclisi için Korkut Elen'i temsil edecek ilçe temsilcilerinin belirlenmesi amacıyla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından dün sabah Hacı Ethem Şerife Kavukçu Anadolu Lisesi'nde seçim yapıldı. Yoğun katılımla gerçekleştirilen seçimde ilçemiz okullarından Lokman Ekim Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nden en çok oyu olan Anıl Kök'ten ilçe temsilcisi seçildi. Yine yapılan seçim sonucunda Anıl Kök'ten Lokman Ekim Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Veli Can Koç, Hacı Etem Kavukçu Anadolu Lisesi, Reşit Aksarı, Şehit Yasin Naci Ağaroğlu İmam Hatip Lisesi temsilciliğine seçildiler. Öğrenciler ilçeyi Antalya'da yapacak seçimlerde de temsil edecekler. Mahallede Şenlik Var programının ilki dün Bozova'da yapıldı. Mahallede Şenlik Var programına Korkuteli Belediye Başkanı Mimar Hasan Ali İrban, Belediye Başkan Yardımcıları Mehmet Manamoğlu ve Recep Şahin, Belediye Meclis Üyeleri, Birim Müdürleri, Muhtarlar, Hakiş Konfederasyonu Antalya İl Başkanı Muhammed Talha, Kandil ve vatandaşlar katıldı. İsinda Dans Akademisi Halk Oyunları ekibinin gösterisiyle start alan program Yaşar Uzun, Mettah gösterisinden sonra mahalli sanatçılar yöresel türküleri seslendirdiler. Etkinlikte konuşma yapan Korkuteli Belediye Başkanı Mimar Hasan Ali İrban, kültürel ve sosyal etkinlikleri vatandaşın ayağına, mahallesine götürmek, hemşerilerimizle iç içe olabilmek için başlatılan projemizdir. Mahallede şenlik var. Projemizin ilkini bugün Bozova mahallemizde gerçekleştirdik. Bizleri yalnız bırakmayan siz misafirlerimize ve muhtarlarımıza teşekkür ediyoruz dedi. Kültürel faaliyetler, sosyal faaliyetler, sportif faaliyetler belediyeciliğin olmazsa olmazlarından. Siz değerli halkımıza kendi ayağına hizmet götürerek bir nebze olsa stresimizi atmak, eğlenmek, hasbihal etmek, bir ve beraber olmalarını böyle bir program tertip etti değerli sanatçılarımız. Ben gerçekten bugün tabi hava biraz soğuk. E, vakit ilerleyen saatler oldu. İnşallah daha böyle güzel günlerde bir arada olmaktan sizlerle bir arada olmaktan inşallah biz her zaman mutluyuz, beraberiz. Bu ilk günkü program, ilk program Bozay'ı tercih ettik. Değerli muhtarımızla gerçekten kendilerine teşekkür ediyoruz misafirperverliğinden dolayı. E, olması olmasını bizlerden rica etti ilk programın. Biz de onu kırmadık. Bozova bu saatte bizi yalnız bırakmadı bu soğuk havada. Kendilerine teşekkür ediyorum. Memursan İlçe ve İnsani Yardım Vakfı Başkanı Şaban Dişli, Din Görevlileri Derneği Korkuteli İlçe Başkanı Ahmet Kömür, ve AK Parti İl Yönetim Kurulu üyesi Bahattin Arıtürk Korkuteli Belediye Başkanı Hasan Ali İrban'ı ziyaret ettiler. Başkan İrban'ı ziyaret eden Dişli, Kömür ve Arı Türk'ü makamında kabul eden Başkan İrban, ziyaretten memnunluk duyduğunu ifade etti. Başkan İrban'a nezaket ziyaretinde bulunduklarını ve çalışmalarında başarılar dilediklerini belirten Memursen İlçe ve İHH İlçe Başkanı Şaban Dişli, Din Görevleri Derneği Korkuteli Başkanı Ahmet Kömür ve AK Parti İl Yönetim Kurulu Üyesi Bahattin Arı Türk, başkanımızın çalışmalarını yakından takip ediyoruz. Belediye Başkanımız İrban güzel hizmetlere imza atıyor. Kendisini tebrik eder, çalışmalarında başarılar dileriz şeklinde konuştular. Korkuteli Nazlı İrfan Önal İmam Hatip Ortaokulu ana sınıfı öğrencileri sosyal yaşam becerileri ve meslekleri öğrenelim konu başlıklı çalışmaları için Korkuteli Belediye Başkanı Hasan Ali İrban'ı makamında ziyaret ettiler. Nazlı İrfan Önal İmam Hatip Ortaokulu ana sınıfı öğretmenleri Nafia Özcan, Zeynep Bilgin, Kamile Kavasoğlu, Mehtap Ören eşliğinde Korkuteli Belediye Başkanı Hasan Ali İrban'a ziyaret eden minikler belediye başkanlığı ile ilgili bilgi alırken başkana özel sorularda yönelttiler. Başkan İrban minik öğrencileri dinledi ve onlarla bir süre sohbet etti. Miniklere ikramda bulunan Başkan İrban, bugünün minikleri, yarının geleceği çocuklarımız her zaman baş misafirimiz ve baş tacımızdır. Onların sağlıklı, vatanına milletine bağlı birer evlat olarak yetişmesi bizlerin en önemli görevleri arasında yer alıyor. Bu anlamda böyle eğitim hayatlarında etki bırakacak çalışmalar yapan öğretmenlerimizi de tebrik ediyorum şeklinde konuştu. Belediye Başkanı Hasan Ali İrban, minik öğrenciler bazı sorular yöneltti. Bir minik öğrencinin belediye başkanı ne yapar sorusuna belediye başkanı sokaklarımızın, caddelerimizin, yürüdüğümüz yollarımızın çamur olmaması için yolları yapar. Çevremizin temiz olmasını sağlar. Sizlerin oynaması için parkları yapar. Buna benzer birçok hizmeti yerine getirir. İlçemizin yaşanabilir bir yer olması için çalışmalar yapar şeklinde cevap verdi. Minikler Başkan İrban'a Türk bayrağı tablosu hediye ederken Başkan İrban bu hediye aldığım en değerli hediyeler arasında yer almaktadır. Geleceğimizin teminatı olan miniklerimizi tek tek öpüyorum. Rabbim hepsini ailesine, milletine, insanlığa hayırlı bir birey yapsın. Tüm çocuklarımızı yetiştiren öğretimcilerimize de teşekkür eder, görevlerinde başarılar dilerim dedi. Antalya Spor'un ve Korkuteli Belediye Spor'un fanatik taraftar grubu Yaylalı Akrepler bir basın açıklaması yaptılar. Açıklamada Yaylalı akrepler siyasetten uzak ama herkese açık bir kapıdır dediler. Yağmur çamur demeden Antalya Spor ve Korkuteli Belediye Spor'un cefakar taraftar grubu Yaylalı Akrepler bir basın açıklaması yaptı. Açıklamada bilindiği üzere ülkemiz siyasi bir dönemden geçiyor. Memleketimizde de aynı siyasi gündemler çıkmaya başladı. Bizler bu yolda taraftar grubu olarak başladık. Hiçbir siyasi güç olmadan yolumuza bakıyoruz. Spor ile siyaset kavramları birbirinden çok uzak olmalı. Spora siyaset karıştırılmamalıdır. Bizler bir taraftar grubuyuz. Dün de, bugün de siyasetin içinde olmadık. Yarın da olmayacağız. Aramızda her siyasi görüşten abilerimiz ve kardeşlerimiz var. Bunlar şahsi görüştür ama önemli olan konu ise bizim bütünlüğümüzdür bu bütünlüğümüzü siyasi görüşlere ve ayrımcılıklara katmadan devam etmekteyiz. Bizim tek siyasetimiz Korkuteli Spor ve Antalya Sporumuzdur. Grubumuzda her siyasi partiden kardeşlerimiz ve abilerimiz olduğu gibi her siyasi parti liderleri ve siyasi adamları ise abilerimiz ve kardeşlerimizdir. Bizim kapımız herkese açıktır. O yüzden diyorum ki Yaylalı Akrepler grubu siyasetten uzak ama Herkese açık bir kapıdır. Tek siyasetimiz spor olsun. Herkese davalarında başarılar dilerim. Umarım kazanan spor olur ifadeleri kullanıldı. Ana haber bültenimizin bugünlük de sonuna geldik. Yarın yeni haberlerle görüşmek dileğiyle. Gözünüz Korkuter TV'de olsun. İyi günler. Uğur Kırtasiye'nin sunduğu ana haber bültenimiz sona erdi.